Antalya'nın Serik ilçesinde bir saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren Serik'te etkili oldu. Havanın karardığı ilçede şiddetli yağış yaklaşık bir saat sürdü. Kadriye mahallesinde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı. Yağmur sırasında denizin üzerinde oluşan hortum ise kameralara yansıdı. Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı. Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu. Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi. Yolda mahsur kalan Yakup Vural, yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu, dedi. Su altında kaldık. Normal fazla yağışın etkisinden dolayı. Araba kendimiz gitti. İnşallah en kısa sürede açılmasını biliyoruz. Hani yağmuru yağmur fazla yağdı. Araba da kendi otomatik sistemden dolayı kendi kilitledi. Sağ olsun polis arkadaşlar, itfaiyeci arkadaşlar her konuda yardımcı oldular.